Arkadaşlar merhaba. Yine Mert'siziz. Maalesef bir araya gelemedik. Bu videoda da bu videoyu apar topar yapmamız gerektiğini sabah benim Mert aradı. Dedi ki Cem abi üniversite seçimlerinin tercihlerinin yapıldığı bir dönem hızla biz bir inşaat mühendisiyle ilgili neden inşaat mühendisi olan inşaat mühendisi bize göre meslek mi değil mi diye bir video yapalım ve hemen de bunu yayına alalım dedik ve böyle olunca da bir araya gelemedik. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeceğim. İki Mühendis YouTube kanalında iki tane bizim bu konuyla ilgili sevgili Mert'le yaptığımız çok güzel iki videomuz var. Biri inşaat mühendisliği nasıl bir meslek? Diğeri de inşaat mühendisliği sana göre bir meslek mi? Şimdi ben bu kısa videoda o iki videonun bazı konu başlıklarının altını çizeceğim. Çok fazla detaya girmeyeceğim. O videolarımızı seyretmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü orada detaylı inşaat mühendisliği ile ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi konuştum. Şimdi inşaat mühendisliği ile ilgili çok sevdiğim bir tanımla başlamak istiyorum. İnşaat mühendisliği ile ilgili bir Amerikan dergisinde okudum, hoş bir tanım vardı. Doğaya meydan okuyan meslektir inşaat mühendisliği der. Evet, inşaat mühendisliği doğaya meydan okuyan meslektir. Neden derseniz, mesela bir dağ düşünün. Bu dağın arkasına geçmeniz gerekiyor. Ne yapacaksınız? Dağı deleceksiniz, tünel yapacaksınız. Ya da sular geliyor dağların tepesinden. O suları bir şekilde yöneteceksiniz. Baraja, enerjiye çevireceksiniz. O sulardan yararlanacaksınız. O başıboş sulardan. İşte burada inşaat mühendisliği devreye giriyor. İşte bazen dünya da sıkılıyor bizim gibi ya biraz şöyle hareket edeyim falan diyor. Ne oluyor? Depremler oluyor. O zaman bu depreme dayanıklı yapıyı üretmek gerekiyor. Yine doğaya bir meydan okuma. Şimdi inşaat mühendisliği ilgili bu tanımı çok severim. Yine ilk inşaat mühendisliği eğitimi ilk gününde bir hocamızın bize söylediği değerli hocam Suat Akın'ın söylediği bir söz var. Ya demişti siz niçin buraya geldiniz? Ne öğrenmek istiyorsunuz? Biz de işte mühendisi öğrenmek istiyoruz falan dediğimizde bize dedi ki size biz burada 4 yıl boyunca tek tek bir şey öğreteceğiz. Başka da hiçbir şey öğretmeyeceğiz. Biz böyle şaşkın ya nedir o tek şey falan diye düşünüyoruz. Sadece problem çözme öğreteceğiz. Ve arkadaşlar evet biz 4 yıl boyunca problem çözmeyi öğrendik. Ama öyle bir öğrendik ki bunu dataları doğru kullanıp sonuca hızlı gidebilmek. Dava bu. Şimdi bunu inşaat mühendisliği eğitimi aslında tüm mühendislik eğitimleri için geçerli tabii bu tanım. Mühendislik eğitiminde problem çözmeyi çok iyi öğrenirsiniz. Sürekli problem çöze dataları doğru kullanır ve hızla sonuca ulaşabilirsiniz. Peki bunun için ne gerekiyor derseniz size hemen şunu söyleyeceğim. Matematiği ve fiziği çok 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 ama çok sevmelisiniz. Eğer ki matematik ve fizikle pek aranız iyi değilse inşaat mühendisliğini sakın ola düşünmeyin. Zaten yapamazsınız. Ya mühendis de olamazsınız. Mühendis olursanız da hakaza oldunuz yapamazsınız. Bu çok mühim. Matematiği ve fiziği sevmeniz çok çok mühim. Şimdi takım çalışması isteyen meslek arkadaşlar. Mesela doktorlukta belki avukatlıkta tek başına bazı şeyler yapılabilir. Ancak bizim meslekte bir projeyi dahi çizerken tek başına çizemezsiniz. Yanınızda makine mühendisiniz, mimar, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı gibi farklı disiplinden arkadaşların bulunması gerekiyor. Yani bunu şunun için söylüyorum. Bir sanat eseri ortaya çıkarken tek başına çalışırsanız, bunu da seviyorsanız güzel. Ama inşaat mühendisi olacağım diyorsanız bilin ki bir takımın içinde yer alacaksınız. Takım çalışması gerekiyor. Ha, o takımla da bağlı kalmayacaksınız. Bir sürü farklı kültürden insanla ilişkiniz olması lazım. Yani sosyal ilişkilerinizi, sosyal becerilerinizi de geliştirmeniz gerekiyor. Amele dediğimiz bizim düz işçi diye tanımladığımız nispeten en vasıfsız dediğimiz insanlarla konuşurken bir taraftan o işin patronu Türkiye'nin belki en zengin 50 kişisinden birisiyle konuşacaksınız. Bunlar 5-10 dakika farklı. Bir taraftan yine o villasını yaptığınız zengin bir insanla görüşeceksiniz. Bir taraftan piyasanın
en aktif, en işini iyi bilen tedarikçisiyle görüşeceksiniz. Bir taraftan yurt dışından eleman temin edeceksiniz. Yurt dışındaki tedarikçilerle görüşeceksiniz. Farklı kültürde insanlarla görüşebilme becerinizi geliştirin derim. Eğer bu yönde ya ben o kadar çok insanla o kadar şeye girmek istemiyorum diyorsanız yine inşaat mühendisliğini çok fazla düşünmeyin. Stres altında çalışmak. Gel diyeceksiniz ya 20. 1. yüzyılın en önemli konu stres zaten. Hepimiz stres altında çalışıyoruz. Doğrudur. Ancak ve ancak inşaat mühendisleri biraz daha sanki daha stres altında çalışıyor gibi. Neden? Bizim kaynaklarımız hep kısıtlıdır arkadaşlar. Hep kısıtlıdır. Hatta mühendislikle ilgili bir tanımdır ama bu tanımın da ötesine gider. Minimum kaynakla maksimum verimliliği yapmaya çalışırız. Ama bizim kaynaklarımız o minimumdan da kısıtlıdır. Hep bir şeyler eksiktir. Ya insan sayısı eksiktir, ya makine eksiktir, ya malzeme eksiktir. Ve siz sürekli hani dedim ya problem çözme. Problem çözerek o eksikleri kapatıp hızla istenen sonuca ulaşmaya çalışırsınız. Geçici proje yönetimine de gireyim. Benim ana bilim dalım çok seviyorum. Zamanı, maliyeti ve kaliteyi doğru yönetmeniz lazım. Aslında bu dediğim bütün mühendisliklerde ve tüm alanlarda geçerli bir şey. İstenen zamanda, istenen maliyette, istenen kalitede bir projenin, ürünün ortaya çıkmasını sağlamanız lazım. Ve bunun üçünü bir arada yapabilmek kolay değil. Mutlaka kaynaklarınız kısıtlı olacak. İşte o noktada da problem çözme yeteneğiniz ortaya çıkıyor. Yani aldığınız bu eğitim size bunu veriyor. Şimdi bir konuda düşünebiliyorsunuz mutlaka tüneller, otoyollar, barajlar şehir merkezinde yapılmıyor. Dağlarda, tepelerde, uzaklarda, şehirden uzak, bizim biraz medeniyetten uzak dediğimiz yerlerde yapılıyor. Yani ya ben şehir hayatını seven bir insanım. Ben her gün işte her hafta sonu sinemama giderim, plajıma giderim, havuzuma giderim. Benim böyle bir yaşantım var ama deli gibi de günde 13-14 saatte çalışırım. Okey. Fakat işte inşaat mühendisi olduğunuzda şehirden uzak kalacağınız günler olacak. Hatta biraz da fazla olacak. Bunu da göz önünde tutun derim. Biz şantiye inşaat mühendisliği ile ilgili bir firma sahibi ziyaret ettiğinde teknik üniversitede işte bizi şey demişti. Kendi kendinize yetmeyebileceksiniz arkadaşlar. O zaman internet falan yok. İşte kitap okuyacaksınız. Şantiyede gece olduğunda oturacaksınız, kitabınızı okuyacaksınız. Yani kendi kendinize yetebilmeniz lazım. Orada ben sıkıldım diyen bir insansanız birazcık inşaat mühendisliği size göre değil diyebilirim. Dinamik bir meslek. Bence bu mesleğin en keyifli noktalarından biri dinamik olması. Şöyle dinamik. Her proje farklı bir proje. Birbirine copy paste bir iş yok burada. Her baraj projesi de her basit dediğimiz, en basit dediğimiz konut projesi. Her proje farklı, her projenin parametreleri farklı, her projenin çıktıları farklı, girdileri farklı ve her projeden farklı şeyler öğreniyorsunuz. Ve onları üst üste koyarak da tecrübelenip bu meslekte belli noktalara gelebiliyorsunuz. Bu bakımdan dinamik ve keyifli bir meslek. Birçok meslekte olduğu gibi devlette çalışma olanaklarınız var. Karayolları olsun, işte devlet su işleri olsun, Bayındırlık Bakanlığı olsun gibi. Özel sektörde yine çalışma imkanınız var. Kendi ofisinizi kurup çalışabilirsiniz. Yani bir taahhüt işi yapabilirsiniz. Bununla beraber bir proje ofisi kurup proje de yapabilirsiniz. Akademide de çalışabilirsiniz. Üniversitede de çalışabilirsiniz. Arkadaşlar benim aklıma öncelikle inşaat mühendisliğini düşünen arkadaşlar için gelenler bunlar. Ama tekrar söylüyorum bizim en başta söylediğim gibi inşaat mühendisliği nasıl bir meslek? İnşaat mühendisliği sana göre bir meslek mi? Videolarımızı sevgili Mert'le beraber çektiğimiz videoları inşaat mühendisliğini düşünüyorsanız bir kere daha seyretmenizi tavsiye ederim. Görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun.